Merhaba arkadaşlar, Baş Şişman'ın kanalına hoş geldiniz. Emre Demir kariyerine hızla devam ediyoruz. 7. bölümdeyiz. Biliyorsunuz milli takıma seçilmiştik geçen bölümde. Ama şu anda görüyorum ki Türkiye gruplardan çıkmasına imkanı yok şu anda. Zaten 6 maç oynanmış. 2 tane daha maç kalmış büyük ihtimalle. Ya da 10 maç yapılıyor galiba sanırsam. 3 puanımız var. Bizi zaten ilk maçta almamışlar. Ben o yüzden hemen burada match up değil de hızlı simülat diyeceğim. İngiltere'ye zaten yeniliriz büyük ihtimalle. 2-0 yenildik. Devam et. Diğer maçta da oynamayacağım. Zaten oynatırsa da ben simüle ederim. Çünkü önümde benim daha önemli bir maçım var. İlk 11'e seçmiş. Tamam. Nerede oynatıyor bakalım. Kayseri'de olduğu gibi biz de buraya sağ kanatta koymuşlar. Ben bunu da simüle etmek istiyorum arkadaşlar. Zaten İskoçya'yı yenilsek de şu anda 3 puanla sondan birinciyiz. 1-1 berabere kaldı. Emre Demir gol atmış yalnız. Çok güzel. İlginç. Şaşırdım. Hani biz oynasak bir şey yapabilir miydik onu da bilmiyorum. Emre Demir 7.4 almış. İyi. Biz ligi bakalım arkadaşlar. Ligde yapmamız gereken şeyler var. Acaba şeyi de merak ediyorum. Şu anda şu gelişimi de yapalım. Şimdi oluyor muyuz? 75 olduk. Tamam. Şimdi bir duraklama dönemine geçelim. Biraz kendi kendine gelişsin. Niye? Çünkü maçlarda çok yoruluyor bildiğim kadarıyla. Hep genelde şey başlıyoruz. Böyle yani %80, %90 falan enerjimiz oluyor. Niyeyse. Buraya geçiyoruz. Ne var? Antalya maçımız var. Buradan sonra da yapabiliriz aslında. 2 haftalık bir boşluk var. Şimdi arkadaşlar Antalya Spor maçına geleceğim. Bakalım simülasyon maçımı onu göreceğiz şimdi. Ondan sonra büyük ihtimalle Başakşehir maçını oynayacağız. Rize Spor maçı var. 5 tane de burada maçımız var. Bütün maçları kazanmamız lazım. En azından beraberlik bazılarında. Çünkü ligde ilk başa girmek istiyorsak bunu yapmamız lazım. Ayrıca kim takip edeceğiz bakalım. Transfer teklifi gelecek mi ya da yönetim bizi bırakacak mı? O da var. Antalya Spor maçına geldik. Hadi bakalım. Bizi ilk 11'e seçmiş. Ne diyor şimdi burada? Dikkat ederseniz bütün takım full kondisyon. Bende hala küçük böyle bir çentik kadar yorulma var. Niye? Çünkü dayanıklılığımız iyi değil. Şimdi ligde ne durumdayız bakalım. 7. sıradayız. Antalya Spor 10. sırada. Bence bu maçı simüle edebiliriz. Antalya Spor, Alanya Spor kadar güçlü değiller zaten kendileri. Antalya Spor'a bakalım. Evimizde 1-0 yeniyoruz. Kanga atmış. Derecelere bakalım. Emre Demir 8.1. Güzel. Acaba asist mi yaptık? 5'e 5. 2'ye 1. Adamlar iyi oynamış ha. Neyse 3 puan aldık biz. Cebimize koyduk. Fark etmez. Şimdi sırada ne var? İlerliyoruz. Başakşehir maçı gelsin. Evet Başakşehir maçı karşımıza çıktı. Biz neredeyiz? 7. sıradayız hala. Yenersek eğer Kasımpaşa'nın üzerine çıkma şansımız var. Onlardan daha az gol yemişiz. Daha fazla gol atmışız. Büyük ihtimalle 6. sıraya geçeriz. Trabzon'da ve Başakşehir'e de çok yakın olmuş olacağız. Önümüzdeki maçlarda burada neler yapacağımızı belirleyecek. O zaman arkadaşlar geliyoruz. Başakşehir'le maçımıza geçelim. Biz kırmızı olalım. Onlar da şunu giysin. İnşallah hakem de gerizekalı kırmızı giymez. Şu anda burada alacağımız 3 puan gerçekten çok önemli. Jübile yapmayı düşünüyorum. Aa sapuları da bırakıyormuş. Bizde herkes bırakıyor zaten. Bu takımdan bir cacık olmaz. Biz bakalım transfer çalışmaları nasıl gidecek? Acaba hangi takımdan bize şey gelecek? Ona bakacağız. İnşallah böyle canımızın istediği bir takım gelir. Canımızın istediği derken böyle hani keyif alabileceğimiz, en azından paslı oyunumuzu gerçekleştirebileceğimiz söyleyemedim ya. Bir takım çıkar. Çünkü artık şu anda Kayseri Spor standartının üzerindeyiz. Onu görüyorsunuz. 75 ratingimizle. Tam normal orta derecede bir Süper Lig futbolcusu olduk aslında. Bizim ligde kalır mıyız onu bilmiyorum. Bakacağız. Bak pasa bak pasa. Görüşe bak. Ya ben süperim ya. Çok güzel, çok güzel. Ya şut çekecektim, vuramam dedim. Huh, nalet girsin. Aa! Bak, pasa bak, pasa. Durdurursa tabii. Ya arkadaşım bunlar nasıl oynuyorlar ya? Ya arkadaşım. Nalet girsin, nalet girsin. Geldim lan. Geliyor muyum? Hiç yetişemiyorum ki. Hızım yok, bir şeyim yok. Yapma, yapma, yapma. Allah belanı versin, yapma. Şu yapma. Yapma. Pas ver. Alamadım. Nalet girsin. Alamadım. Oo! Ya çok gıcık oldum ya. Geliyorum lan.
Dikkatli ol dedi. Ağzını mı? Yok hocam ben şey yaptım yani topa girdim diyor. Ne oldu? İlker bitti. Geç geç geç. Biz buradan bok çıkarırız puanı. 3 puan. Sen 2 gol atacaksın da öne geçeceksin de falan filan. Bir korner daha. Vur kafayı, vur kafayı. Bak herif nereden nereye vuruyor ya. Crivelli her yerden çıkıyor adam. Ya sen var ya dünyanın en mal futbolcususun ya. Seni ben Brezilya Ligi'nin böyle şeyi var ya dipleri böyle 3. amatör takımlar. Oraya göndermek lazım. İşte bu. Boş. Sen niye gittin ya? Dingil. Ya ben bir korner kullansam ya. Niye bana vermiyorsunuz hiç? Güzel. Al topu al 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 topu al topu. Ben gideyim topu alayım bari. 2-1 oldu. Hadi gençler hadi gençler. Lan hemen golü geçtik ya tüh. Gel. Aa bu nasıl bir pas? Gücüm yok. Allah kahretmesin gücüm yok. Nalet girsin. Ya bir şut çekeyim bırak. Bir şut çekeyim. Bir şut çekeceğim oradan ya. Lanet gitsin ya. Olmadı gençler. Olmadı ya. Olmuyor. Niye olmuyor? Geç. Hiçbir şeye bakmayacağım. Geç. Lanet olsun. Şunlara yenildik ya. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz. Altta yazıyor tam buğulu gibi. 10 milyon 500 piyasa değerimiz var. %1172 gelişmişiz. Neredeyiz biz? 7. sıradayız hala. 60. Önümüzdeki. Abi çok açılıyor puan farkı ya. Biz 5. olamayacağız galiba. Evet. Çaykur Rizespor maçına geldik. Haydi bakalım. Simülasyon yapalım. 17. sıralar kendileri. Birazdan zaten biraz önceden de öcümüz var onlara. Şey, sinirimiz var. Öcümüzü alalım arkadaşlar. Öcümüz var diyorum ya. 2-1 yendik. Behiç atmış. Biz attık mı Behiç atmış. Biz atamamışız. Biz neredeyiz? Emre Demir 6.8. Şöyle bakıyorum. Takımın en kötü 3. oyuncusu. Yani ne bileyim 3 puan aldığımız maçlarda biz bok gibi oynuyoruz ya. Hani sanki takıma hiç yardımımız yok gibi. Antrenman yapmadan bir maça geldik. Bunlar da 16. sıradaymış arkadaşlar. Bu maçı da simüle edelim bence. Burada biz neredeyiz şu anda? 7. sıradayız hala. Aa 2 maçımız yok. Şey 2 tane maç yapmamışız. Kasımpaşa bizden 2 maç fazlası var. Trabzon'un 1 maç fazlası var. Ya 5. olmamız da mı şey olacak artık ya? Hayal mi bunlar acaba? Geçiyorum bakalım. Bakalım ne olacak? Hızlı simülat diyelim mi? Diyelim mi? Demir 75, 68 falan filan herkes normal gidiyor. Bastım. Bakalım ne olacak? 3-0'da bunlara yendik. Çok güzel oldu. Emre Demir 1 tane atmış. 2 tane atmış yanlış olmasın. Şu maçı sevindim şu anda ama yani. En azından böyle gol yemeden bir maç çıkardık. Şimdi sıradaki maçımız ne arkadaş? Arkadaşlar ki arkadaşlar o Trabzon maçı var. Oo pardon. Görüyorsunuz arkadaşlar bir de burada sol tarafta 40 maç yapmışız. 18 gol 12 asist. 30 gole katkımız var. Harika oynamışız bence. Antrenman gene yaptırmayacağım. Zaten 75'iz şu anda. Ya bir çıkar mısın ya? Şunu yap bunu yap diyorsun falan. Ben hiç yorulmadan direkt maça geçeyim. Bunu da geç. Arkadaşlar Trabzonspor maçına geldik ama bakın Kayserispor'un bir maç eksiği var Kasımpaşa'dan. 36 aynı puandayız. Yani en azından bir beraberlik var ya bizi bir üst tarafa çıkarır. 6. sıraya yükseltir. Ondan sonrası zaten gerçi Trabzon yensek var ya süper olur ha. 66-63 olur. 3 puan kalmışlar aramızda. Neyse yapacak bir şey yok. Geçelim. Maçımıza geçelim. Biz kırmızı olalım. Onlar da beyaz olsun. Öyle güzel. Devam et. Evet. Trabzon'a gittik. Trabzonspor'un sahasındayız. Avni Akar Stadyumu. Öyle mi? Yazıyor mu? Burada bu da Sanderson var. Bütün Türkiye Ligi'ne bunu vermişler. 3-5 tane bir şey yap bari ya. Wolf Stadion, Sanderson Park. Yani Türkiye Ligi'ni niye bu kadar sevmiyorsunuz? FIFA Bey. Hello. Biraz şey yapın ya. Gayret gösterin. 3-5 tane stat yapsanız ne güzel olur. Ne bileyim en azından 4 büyükler ligini yapın. Hadi bakalım şuradan bir 3 puan çıkar mı ya? Ya Rabbi şöyle bir şeyler gösterir misin bize? Şu büyük takımlardan bir 3 puan alamadık hiç ya. Zorluyoruz ama olmuyor. Geliyorum geliyorum. Ah be oğlum be. Harika pas. Barko. Lan bu Ezequiel Barko'nun burada ne işi var? Ana. Trabzon bunu nasıl almış lan? Çok güzel. Yetişir miyim? Benden. Benden niye çıktı ya? Bak harbiden ya şu Ezequiel Barko değil mi? Oğlum bu çocuğun piyasa değeri çok lan. Siz nasıl aldınız bunu? Ya şu topları niye atamıyorum ben? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Ya hadi arkadaş 80 saattir dolaşıyorsun orada ya. Pas mı vereceksin? O şey mi yapacaksın? Ne yapıyorsan yap hadi. Abdülkadir. Bak remixini yaparım senin. Remix ne ya? Rebuild diyecektim. Hiçbir şey yapamamışız. 7.9 boşu boşuna yani. Oo paslara bak. Paslara bak. Ama olmadı işte. Keşke o top geçeydi var ya. Öf.
Ben bu oyunu anlamıyorum arkadaş. Ya sen oyunu oynatıyorsan Barcelona'ya göre oynatma ya. Manchester City gibi oynamayın ya. Bu takım Trabzonspor. Onun gibi oynasın. Ne bileyim Çaykur Rüzgar geldiği zaman onun gibi oynasın. Yani bilgisayardı ya anasını sattımın. Yani zor değil. Hepsi aynı zorlukta olacak değil ya. Biraz daha kolay olsun arkadaşım. Miguel Lopez. Gel lan. Kut çık lan. Belki kafayla bir şey olur. Bir pas versem pas veremeyeceğim biliyorum. Kamil Ahmet. Şu adam böyle hareketler yapabiliyor mu acaba hayatı boyunca? Yerinden ayrılma diyor. Lan ben nerede durayım ya? Ben anlamadım ki. Ben senin... Ne istiyorsun benden bilgisayar? Vurdurmayın. Vurdurmayın. Of. Ya niye geçmiyor? Niye geçmiyor? Aaaa! Adam zor pozisyonda. Bak şu an sinirden sesim kısıldı bağırmaktan. Zor pozisyonda havaya dikti topu gidiyor. Adama pas olarak gidiyor ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Ben bıktım şu kariyerlerden ya. Kimi alıyorsan al hadi. Git Ronaldo'yu mu alacaksın getireceğim bu takıma. Messi'yi de getirsen bu takım bir şey olmaz. Adam gitti gene o boşlukta topu çıkardı ya. Ne kadar ballısınız lan kompütür. Yerinden ayrılma diyen senin. Hadi oğlum 87 oldu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Lan etkisin. Arkadaşlar ben ne yapayım? Lütfen söyleyin ne yapayım? Ne yapayım yani? Ben olmuyor. Bu takımdan mı bir şey olmuyor? Anlamadım. Ben mi oynamasını bilmiyorum ya? Ben anlamadım. Niye bir şey başaramıyorum ya? Geç şuradan geç. Diğer maça geç. Bir puan, bir maç eksimiz var. Şu anda 7. sıradayız. Ankara gücüyle maçımız var. Ankara... Lan nereye gittin ya? Ankara gücü kaçıncı bakalım? 18. Ondan sonra bir tane de Hatay'da sonuncuymuş. Tamam. Şimdi burada zaten 3 tane maçımız kaldı ligde. Bir tanesini yapacağız. O da Kasımpaşa maçı. Bizim bir üstümüzde görüyorsunuz. Bizim bir tane eksik maçımız da var. Büyük ihtimalle bitireceğiz 6. olarak bu ligi inşallah. Çünkü 5.liğe gücümüz yetmez. Bizim 61 puanımız var. Onun yenilmesi lazım. Bizim 3.'ünü de almamız lazım. Saçma bir şey olur yani. Şu Ankara gücü maçını da yapalım. Yapalım derken simül edelim. 18. sıralar zaten. Önemli bir puan bizim için. 1-0 aldık. Emre Demir harikasın oğlum. 9.1 almışsın. 1-0 olsun bizim olsun dedik yine. Şimdi durumlar ne oldu ona bakacağız. Kasımpaşa evet altımıza geçti. 64-60. Ulan Trabzon'un da şeyi varmış ha. Görüyor musunuz? Dedim herhalde 3 puan kaldı. Trabzon'un daha oynanmamış maçı var ya. Fener'in de var. Beşiktaş'ın da var. Bunlar... Ya biz ilk 5'e giremeyiz arkadaşlar. Yani zaten önemli şey yükseklere o kadar oynayacak takımımız yok. Çok saçma olurdu birinci falan olsak. Yani Kayserispor'un bu yapabileceği en fazla bu başka da yukarı gitmez yani. Burası bile yüksek normalde biliyorsunuz Kayserispor takımını. Eski Kayserispor değil. Bakma biz işte oynuyoruz falan filan. Şimdi Kasımpaşa gel bakalım seninle maçımız var. Arkadaşlar gelin bu iki maçını simüle edelim. Bakalım 7. sıradaki üst sıralardaki Kasımpaşa'ya karşı simülasyonda ne yapacağız? Bastım. Bakalım ne çıkacak. 2-0 aldık. Çok güzel. Kolobetisos ve Lucassen atmış. Çok güzel oldu. İyi oldu. 3 puan daha geldi. Son maçı da geçelim arkadaşlar hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Görüyorsunuz her şekilde 6. bitireceğiz. Yenilsek de 7. olmayacağız zaten. Fark etmez de. 6. da olamayacağız. Aramızda 5 puan fark var Beşiktaş'ta. En azından buraya kadar gelebildik. Büyük bir şans. Çünkü takım gerçekten çok kötü yani. Gelin bunu da simüle edelim. Hızlı simüle diyorum. Bakalım Emre Demir bir şeyler yapabilecek mi? 1-1 bitti. Tamam fark etmez. Bu da böyle bir anı olsun bize. Ligimizi bitirdik. Hemen bir tane antrenmanımızı yapalım. Hop ağlar geldi. Bir tane B var ortada. Atlı karınca. Ona gıcık oluyorum. Yapamıyorum bunu her zaman. Her zaman A olmuyor. Şimdi Mayıs 21. Acaba bize teklif gelecek mi? Biraz gidelim. Gidiyoruz. Mayıs, Haziran'a geldik. Hala bir şey yok. Allah Allah. Şimdi sezonun başında başka bir yere geçeceğimiz için büyük ihtimalle bunları atlatmadan yapmak lazım. Şuradan yapalım. Hafta hafta gidelim. Hop geri çık. Hala bir şey yok. İlginç. Gerçi bizimkiler daha kabul etmedi galiba. Aa ben tekrar başvurmadım ki. Arkadaşlar ya ben neyi unuttum? Adam bana hayır demişti. Mal mısın oğlum sen ya? Reddetmeye karar verdim diyor. Arkadaşım niye reddediyorsun? Ben gitmek istiyorum buradan. Niye beni göndermiyorsunuz ya? Transferini iste. Vallahi göndermiyor ya herife bak. Son transfer talebi. Kabul etmeye karar verdim. Oh be. Sonunda 5 kere yaptık galiba arkadaşlar. Tam hatırlamıyorum da yani. Adamlar niye göndermiyor beni ya? Çok garip. Şunu mu yapalım? 76 olduk mu? Hop 76 da olduk. Şimdi en azından birkaç tane elimizde kulüp bulunur. Bakarız. Bakalım gelen bir şey var mı? 30 Haziran. Sezon sonu dedik. Al bakalım. Futbol geri döndü. İkinci sezona geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım teklifler nasıl olacak? Arkadaşlar ikinci sezonu başladık. Sezon öncesi turnuvasıyla kaydolmuşlar. Bunları oynamayacağım.
Hiç boşu boşuna vaktimizi de kaybetmeyelim. Sonuçta bunlar zaten para getirse bile bize faydası yok. Emre Demir penaltı kaçırmış. Oo, Emre Demir'e penaltı vermişler. Oo, ilginç. Bize lazım olan şey teklif gelmesi. Maç yap diyor. Hızlı simület. Bizi hala bak sağ kanatta oynatacağım diyor o şerif ya. Sen beni niye sağ kanatta oynatıyorsun? 3-1 yenildik. Gol kim? Ona bizi 46'da çıkarmış. Yorgun muyduk acaba? Hızlı simület. 3-2 yendik. Allah Allah, ilginç. Senin için transfer teklifi. 9.000 TL Galatasaray mı? Allah Allah. Arkadaşlar bence bu ligden gidelim. Daha değişik şeyler yaşayalım. Hayatımızı başka yerlerde devam ettirelim. Teklifi reddedeyim ben. Güzel bir takım aslında. Birincilikte şampiyonluğuna oynardık ama ben bunu kabul etmeyeceğim. Başka teklifleri var mı? Ona bakacağım. Bu teklif geldi. Senin için transfer teklifi. Fenerbahçe kulübü. Aynısını onlar da yapmış. İstemiyorum arkadaş. Türkiye liginden istemiyorum. Sizinle de oynamayacağım. Artık bu ligde oynamak istemiyorum. Ben gitmek istiyorum ya. Allah Allah. Beni hala niye tutuyorsunuz? 2-0 yendik. Emre Demir atmış. Harika. Lan biz bunları yenilinceye kadar götümüz çıktı geçen sezon. Bak antrenman da yaptırmıyorum sizin yüzünüzden. Hala teklif yok ya. Allah Allah. Dur. Bir şey geldi. Senin için transfer teklifi. Braga. İlginç. Ya takımı görebilsek keşke ya. Ya öyle bir şey olmuyor işte. 2000 mi? Adamlar 9 mi veriyordu lan bana? Sen niye 2 mi veriyorsun bana? Gerizekalı. Biz bu Braga'yı reddedelim arkadaşlar. Ya hadi arkadaşım bir teklif gelsin ya. Geldi, iki tane geldi. Milli takıma giden oyuncular, milli takım seçmeleri falan filan. World Cup elemeleri için Türkiye kadrosuna çağrıldı. İsviçre, Avusturya. Bunlara oynarız aslında. Emre Demir Türkiye seçilmiş. O da Romanya. Ya bana niye teklif gelmiyor arkadaşım? Ama lütfen bir tane teklif gelsin ya. Ya burada kalmak istemiyorum bu sezon ben. 5 saat kaldı. 6 saat kaldı. Hah, bir tane bir şey geldi. Gel oğlum. Kimsin? Senin için transfer teklifi. Genk kulübünden 2750 euro haftalık maaş. Genk kim ya? Bu takımları izleyemiyor muyuz? Genk ikinci 6 maçta 5 galibiyet. İlginç. Burada ne var? Başka Kulüp Brugge, Standard Liège falan filan. Ya bunların statları bile yok ya. Bu arkadaşlar yani hiç zevk almam ki ben burada oynarken. En kötü kalırız burada. Teklifi reddedeceğim. İstediğim takım gelmedi ya. Normal bir tane. 1 saat kaldı. Hadi oğlum. Yapma be ya. Bitti. Anasını sattımın. Hiç olmadı bu. Milli maç. 8 maç yapmışız. 4 puanımız var. Arkadaşlar bunlar ne kadar gerizekalı. Bunlar hiçbir şey yapmamışlar ya. Abiciğim ben bu takımda niye oynayayım boşu boşuna vakit kaybedeyim ya. Ben bunu yensem ne olacak? 21 puan da adam bak. 8 maçta 1 galibiyet nedir? Antrenman yapayım bari ya. Şu antrenmanları yapayım geleyim bari. Biraz gelişelim hiç olmazsa. Arkadaşlar transfer sezonunun sonuna kadar geldikten sonra hiçbir şey gelmeyince bu takımda artık oynamak istemedim. Çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamayalım diye. Ben direkt Ocak 1'e simüle ettim. Bakalım burada yavaş yavaş giderken bize teklifler gelecek mi? Normal oynayacağımız takım gelse de bari. Bunu yapalım mı? 78'e geldik zaten. Bunu da fazla mı yaptık ya? Çok hızlı geliştik sanki. 61'den 78'e geldik. Kupa maçı var. Ya beni bağlamıyor arkadaşım. Yeniliğin, yeniliğin. Zaten saçma sapan herkesi yanlış yerlerde oynatıyorsun. Gaziantep bize 3 tane çakmış. Çok güzel. Ofansif orta sahada oynuyor. O öbürü başka yerde oynuyor. Yani takımın saçmalığı çok. Yani niye kimse beni istemiyor? 78 ratingim var. Arkadaş Kayseri dedik. Tamam da yani sıkıldım ya. Niye kimse gelmiyor? Keşke Granada'ya falan gideydik ya. Genk'e falan. Beni niye kimse istemiyor lan? Kim gelirse gelsin lan. Hadi çıkın karşıma. Gideceğim buradan. Hadi bir haber gel. Lan 9.000 euroya haftalık. Galatasaray'a gitmedik. Fenerbahçe'ye gitmedik. Bak kimse istemiyor. Bu nasıl bir şey ya? Ben sezon sonuna geçerim direkt böyle o zaman. Niye uğraşayım ki tek tek? Vallahi sıkıldım oyundan. Gidiyoruz. Sezon sonuna gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sezon sonuna simül ettim. Yine hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir tane teklif gelmedi. Çok ilginç. Şaşırıyorum şu anda. 80'e geldik. 80'lik oyuncuyu niye kimse istemiyor anlamıyorum şu anda. 30 küsür milyon, 35 milyon falan piyasa değerimiz var. Anlamadım yani. 18 yaşındaki oyuncuyu, 19 yaşındaki oyuncuyu kimse istemiyor. Kapatacağım vallahi oyunu şimdi ha. Bak şurada Savovic 66'lık oyuncu. Kale şeye bak, forvete bak 59'luk oyuncu. Nerede bunlar ya? Bu alemler niye hiç gelişmemiş? Sol tarafta Korkmaz var 64'lük. Abi siz bunlarla nasıl bir şey yapacaksınız? Sonuçta Emre Demir çıkmış falan filan. Abi beni salın şuradan ya. Dur. Transfer teklifi. Stetren 20 bin mi? Allah Allah. Neresiymiş bu? Gel. Diğer ligler. Fransız değil mi bu? Arkadaşlar. Ben buraya giderim arkadaş. Ben buraya giderim. Gel buraya. Teklifi kabul edeceğim. Haftalık 20 bin veriyor. Adam bana 6.800 veriyordu ya. Ren. Onayladım. Geliyorum arkadaşlar. Yeni sezonumuzda Fransa'dayız. Evet. Takıma hoş geldin diye bir şey gelmiş. Umarım yeni ortama bir an önce alışır ve bulunduğun yeri seversin. Aşağıdaki bağlantıya giderek bu sezon senden neler beklediğini görebilirsin. Haydi bakalım. İnşallah beni sağ tarafta oynatmasın dayı oğlu. 6.9, 14 golde pay sahibi, 45 gol pozisyonu yaratmanı istiyorum diyor. %80 ya da daha yüksek başarılı pas yüzdesi tuttur. İlginç. Biz burada kaç numarayı aldık ona bakalım. Takımı görseydik bir ya. 42 numara ne ya? 10 numarada kim var acaba? Kırmızı krampon giyilir değil mi? Hayır. Tamam bu kalsın. 10 numara var mı acaba? Verirler mi?
Yaşıklar kaydetsin. 10 numara aldım. Bana ne lan? Kimse kimin? Doğru mu birader? Şimdi arkadaşlar antrenman mantrenman falan burada bu olayı bitirelim biz. Şöyle bakıyorum. Sezonda kimlerle maç yapacağız? Oo güzel. İlk maçta 1-0 yenmişiz. Yeni bölümümüzde Olimpik Lyon'la başlıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra deplasmanda şu SB kimmiş bilmiyorum. Bu isimleri öğreneceğiz artık. Brest. Ondan sonra burada bir tane daha var. Dijon. Nice'le maçımız var. Paris Saint Germain'le maçımız var. Artık 5 tane 6 tane ne kadar yapabilirsek gelecek bölümde yapacağız. Bu bölüm çok sıkıldığını biliyorum. Oraları zaten ben güzelce kesmeye çalışacağım sıkılmayın diye. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Bye bye.